Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz genel fonksiyon modellerinin karşılaştırmalı durağanlık analizleri, yani İngilizcesiyle Comparative Static Analysis of General Function Models. Şu an kitabımızda 8. konuya başlamış oluyoruz böylece. Burada temel bir sorumuz var. Elimizde fonksiyonların açık halleri yoksa, yani işlevsel biçimleri, functional forms İngilizcesi, bunlar yoksa, fonksiyonları açıkça göremiyorsak ve bağımsız değişkenler de kendi aralarında bağımsız değillerse, yani diğerleri fonksiyonuysa, o zaman karşılaştırmalı durağan türevleri nasıl hesaplarız? Başka bir deyişle, dışsal değişkenlerin bir tanesinde veya parametrelerin bir tanesinde olan bir değişikliğin çeşitli kanallardan içsel değişkenlerin denge değerlerini hesaplarız. Sorumuz ve sorunumuz bu. Bunu bir sezgisel örnekle göz önüne getirmek gerekirse şöyle yapabiliriz, gözümüzde canlandırmak gerekirse. Çölde toz bulutunun arkasındaki göremediğimiz bir deveyi saptama ve yönetme problemi gibi görebiliriz. Daha sonra örtük fonksiyon teoremi konusuna geldiğimizde bunu daha iyi açacağız. Şimdi bir örnekle görelim. Ulusal gelir modeli şu şekilde verilmiş olsa. Birinci denklem y eşittir c artı i0 artı g0. İkinci denklem de c t0'ın fonksiyon olarak verilmiş olsun. Ama bu fonksiyon gördüğünüz gibi açık fonksiyonel formu yok elimizde. O zaman ne yaparız? İşte bu açık fonksiyonel formu olmayan, bir anlamda kapalı olarak verilmiş olan bu denklemi, bu ikinci denklemi birincinin içine yerleştiririz ve denklemimiz y eşittir c y t0 artı i0 artı g0 şeklinde dönüşür. Yani önceden ne yapıyorsak yine onu yaparız. Fakat artık c fonksiyonunun fonksiyonel formu yok elimizde. Sorun burada. Bu durumda y'nin denge değeri y yıldız için açık çözüm bulunamaz. Peki karşılaştırmalı durağan türevi hesaplayabilir miyiz? Evet, hesaplayabiliriz. Ulusal gelirin denge değeri y yıldız varsa, o zaman bazı genel koşullar altında açık fonksiyonel biçimini göremesek bile y yıldız eşit y yıldızı t0, i0, g0'ın bir fonksiyonu olarak yazılabiliriz. Ve buna ek olarak da y yıldızın bir komşuluğunda y yıldız eşittir c yıldız t0 artı i0 artı g0 şeklinde denge denkliğini, yani İngilizcesi equilibrium identity şeklinde de bir denklem yazabiliriz. Bir denkliktir artık, denge denkliğidir. Burada del y yıldız bölü del t0 basitçe hesaplanamaz. Çünkü t0 y yıldızı hem doğrudan hem de c üzerinden dolaylı etkiliyor. Farklı kanallardan, tek bir kanaldan bağımsız olarak değil, artık birkaç kanaldan etkiler var. Onun için de bunu del y yıldız bölü del t0 gibi basit bir kısmi türevle hesaplayamayız. Çözüm peki nedir? Şimdi öğrenmeye başlayacağımız toplam türevseller, İngilizcesi total differentials ve toplam türevler, total derivatives. Yani yeni araçlar katacağız araç dağarcığımıza. Bunlarla devam edeceğiz. Nedir bunlar? Toplam türevseller, total differentials ve toplam türevler, total derivatives. Bu iki aracı öğreneceğiz. Birbirinin şeyi var zaten, yani çok yakın araçlar. Peki. Evet, 8. birinci konumuz kitapta türevseller, differentials İngilizcesi. Türevseller, differentials. Nedir bunlar? Şimdi biz y eşittir fx fonksiyonu için türevi daima dy bölü dx eşittir f üssü x gibi hep tek bir ifade olarak düşündük. Ve bunu dy ve dx gibi iki parça gibi görmedik. Ya bunları parçalar dy ve dx olarak iki parça, yani dy ve dx'in birbirine bölümü gibi görürsek, gerçekten bir bölüm olarak görürsek, o zaman ne olur? İşte Leibniz amcaya burada teşekkür etmeliyiz. Çünkü biliyorsunuz bölüm dy bölü dx veya delta y bölü delta x gibi formüller Leibniz amcanın gösterimini. Onun için de o bu
bölüm olayına önem verdiği için o şekilde göstermiş. Lagrange amca ise fonksiyonun türevi anlamında f üssü x'i kullanmış. Peki türevseller ve türevler. Differentials and derivatives. Demek ki türev ile türevsel arasında bir ilişki var. Nedir? Şöyle düşünebiliriz. Şimdi dy bölü dx yani f üssü x dediğimiz türev bizim neydi? Limit delta y bölü delta x sıfıra giderken. Yani değişim oranının limitiydi. Delta x'teki değişim sıfıra giderken. Bunu hatırlıyoruz. Delta y bölü delta x, dy bölü dx'e eşit değildir. Dy bölü dx, bu delta y bölü delta x'in limitidir. İkisi eşit şeyle aynı şeyler değildir. Arasında bir fark vardır. Peki bu farkı delta, küçük delta ile ifade edersek, şuradaki işaret küçük delta işareti. Üçgen gibi olan büyük delta, şu yuvarlakça olan şey de küçük delta. Küçük deltayı bir türevle şeyin arasındaki değişim oranının arasındaki fark olarak kullanırsak o zaman bu neye eşit olur? Del y bölü del x eksi dy bölü dx olur. Buna işte küçük delta diyoruz. Ve delta x sıfıra giderken delta y bölü delta x dy bölü dx'e gideceğinden bu delta küçük delta da sıfıra gider. Yani aradaki fark da sıfıra gider. Gördüğünüz gibi aradaki fark da sıfıra gidiyor. Peki bu durumda delta y bölü delta x'i dy bölü dx artı küçük delta gibi yazabiliriz. Buradan da her tarafı delta x ile çarparak delta y'yi tek başına bırakabiliriz. Neye eşit olur? Dy bölü dx çarpı delta x artı küçük delta çarpı delta x büyük delta x şeklinde açabiliriz bunu. Her tarafı delta x ile çarparak gayet basit. Peki bu durumda delta y neye eşit olur? Yani f üssü x çarpı delta x artı küçük delta çarpı delta x'e eşit olur. Ha, peki. Yani y'deki gerçek sonlu değişim x'teki gerçek sonlu değişimle türevin çarpımına bir hata teriminin eklenmesiyle elde ediliyor. Bunlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu hata terimini yani küçük delta çarpı büyük delta x'i ihmal edersek, göz önüne almazsak o zaman büyük delta y yaklaşık eşit f üssü x delta x oluyor. Buna yaklaştırım formülü diyoruz. Approximation formula İngilizcesi. Approximation kelimesi Türkçe'de bazen yaklaşım diye de söyleniyor. Fakat yaklaşım tam karşılığı değil. Çünkü yaklaşım sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı approach'tır. Yani bir konuya yaklaşmak anlamında. Approximation ise bir şeye yaklaştırarak, başka bir şeyle yaklaşarak ve o fonksiyona mesela bir fonksiyonsa başka bir fonksiyonla yaklaşmak, dolayısıyla bir yaklaştırım yapmak oluyor. Onun için de approximation ben Türkçe'de yaklaştırım diyorum. Yaklaşım öbür taraftaki approach'la karışmasın diye. Peki, şimdi şu küçük dx'lerimiz vardı ya artık ayrı ayrı şeyler gibi göreceğimiz. Bu küçük dx'e işte x'in türevseli, küçük dy'ye de y'nin türevseli diyoruz. Bunların adları böyle. Türevsel dediğimiz şey bu küçük dx, dy'ler. Yani x ve y'deki sonsuz küçük değişimleri bunlara türevsel diyoruz. Ve y'nin türevselinin formülü de yani dy bu durumda ne oluyor? Eşittir f üssü x dx oluyor. İşte dy bölü dx f üssü x'e buradan dy'yi çekersek f üssü x çarpı dx olur. Dolayısıyla da dy yani türevselin y'nin türevselinin formülü f üssü x çarpı dx yani türevle x'in küçük türevselinin çarpımından ibaret olur. Peki. Şimdi. Bunu bir de grafik üzerinde bizim hani türev ve ilk gördüğümüz bir grafiğimiz vardı ya, onun üzerinde biraz anlamaya çalışalım bu öğeleri, bu elemanları. Ha, şimdi. Evet, grafiklerimiz geldi. Bunlar Wainwright'ın ders notlarına işte 6 ve 7. bölümlerden sayfa 3-4'ten alıp kendim biraz düzenledim. Şimdi burada y eşittir fx gibi fonksiyonlarımız var. Eskiden de gördüğümüz bildiğimiz grafik. Ne yapıyorduk? Türeve gelmek için ilk önce ne yapmıştık? Bir kiriş oluşturduk. Bir x0 diye bir x'imiz var. Buna karşılık gelen bir y0'ımız var. Aynı şekilde x0 artı delta x diye hareketin bitişindeki bir x'imiz var. X0'ın üzerine bir küçük değişim koyuyorduk. Delta x onu da işte x1 oluyordu. Dolayısıyla hareketin bitimi de burası.
Hareketimiz kaba ise, yani deltalarla ölçüyorsak, sonlu değişimlerle ölçüyorsak, işte x0, x0 artı delta x'e gidiyor. y0 da y0 artı delta y'ye gidiyor. Delta y dediğim, şimdi bu iki kiriş işte, bu fonksiyonun hareketin başlangıcındaki noktası, ya x0 y0 ile x1 y1'i birleştirip bir doğru çizgiyle birleştirdiğimiz zaman bu işte bu kiriş oluyor. Bu kirişin x veya yatayla yaptığı açıya da alfa açısı diyoruz. Bunun karşı kenarı delta y, yani y1 eksi y0 y'deki değişim. Komşu kenarı ise delta x, yani x1 eksi x0. Delta y'yi delta x'e bölünce işte tanjant alfayı elde etmiş oluyoruz. Bu kim? Bu işte şu kirişin eğimi, yani değişim oranı. Değişim oranı dediğimiz, delta y bölü delta x dediğimiz şey aslında şu kirişin, A ve B noktaları arasındaki kirişin, fonksiyonu kesen kirişin eğimi. Sonra ne yapıyoruz? Bu delta x'i gittikçe küçültüyoruz. Delta x'i küçülttükçe, gittikçe daha yaklaştıkça, daha x1 x0'a yaklaştıkça ne oluyor? Bu kirişte zaman içinde yavaş yavaş daha aşağı doğru inmeye başlıyor. Gittikçe daha küçük aralıklarda fonksiyonu kesmeye başlıyor. Ve en sonunda limitte, yani sınırda, bu fonksiyon teğet bir tek çizgi, tek bir noktadan teğet olan çizgi haline geliyor. Yani şuradaki AD çizgisi gibi bu oluyor. Burada da bu AD çizgisinin işte yatayla yaptığı açıya gama açısı diyoruz. Bunun tanjantı da bizim türev dediğimiz şey oluyor. Yani dy bölü dx. Çünkü delta y dy'ye, delta x de dx'e gidiyor. Sonuçta şu dy bölü dx işte tanjant gama oluyor. Dolayısıyla türev dediğimiz şey oluyor. Yani değişim oranının limiti delta x sıfıra giderken türev oluyor. İşte bunun anlatımı buydu. Peki delta y ile dy arasında ne fark var? Orada işte şu kadarcık bir fark var. Delta y şunun tamamı. dy ise f üssü x, burada x0 çarpı delta x şeklinde ifade ettik. Çünkü dx bizim kafamızda olan bir şey. Gerçekte göremeyeceğimiz kadar küçük bir şey burada. Delta x ile onu modelliyoruz. Onun yaklaşık resmini çiziyoruz. Dolayısıyla şurası işte bizim dy'imiz olurken, yani f üssü x0 delta x olurken, şu yukarıda olan kısım, ek kısımda fark kısmı ise küçük delta çarpı büyük delta x, yani hata terimi, hata payı oluyor. Burası delta y, şu uzun olan karşı kenar delta y, daha kısa olan karşı kenar ise dy. Küçük delta çarpı delta x ise bunun ikisinin arasındaki hata payı, aradaki fark işte. Ha, şimdi ilginç. Demek ki burada yine türev mantığına ve o limit mantığımıza döndük. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz, bu limit olayını. Bir tane örnek görelim, bu yaklaştırım, yani approximation nasıl yapılıyor? Yaklaştırım örneği, approximation example diye İngilizcesi. Şimdi nedir? Bir tane fonksiyonumuz var. Y eşittir fx eşit 3x kare artı 7x eksi 5 şeklinde bir fonksiyon verilmiş bize. Bunun türevini gayet rahat hesaplayabiliriz. Dy bölü dx eşittir 6x artı 7. Dy ise f üssü x çarpı dx'de artık gördüğümüz gibi, yani 6x artı 7 çarpı dx olacak. İşte bu y'nin türevseli. Y'nin x'e göre türevi 6x artı y 7 olduğuna göre y'nin türevseli de bununla dx'in çarpımı 6x artı 7 çarpı dx oluyor dolayısıyla. Dy eşittir f üssü x dx sonsuz küçük hassas teorik bir büyüklüktür ve zihnimizdedir. Gerçekte ölçtüğümüz bir büyüklük değildir bu. Ne kadar hassas ölçülerimiz olursa olsun bu gıdımla ölçülen şeydir, adımla ölçülmez. Dolayısıyla da bu teorik bir şeydir, türevsel dediğimiz şey aslında. F üssü x çarpı dx, dy eşittir f üssü x çarpı dx. Sonsuz küçük, hassas, teorik ve zihnimizde olan bir şeydir. Gerçekte ölçtüğümüz şey ise, ne kadar ince ölçersek ölçelim, delta y'dir. Bu bir kaba bir ölçüdür. Bu gerçek elimize mezurayı, işte kilogramı ya da lazer ışınını alarak ölçebildiğimiz şey bu delta y'dir. Yaklaşık eşit neye eşittir? F üssü x çarpı delta x'e eşittir. Yani y'deki gerçek değişim
x'teki gerçek değişimin türevle çarpılmasına yaklaşık eşittir. Tam da eşit değildir çünkü tam eşit olsa burası dy, burası da dx olması gerekirdi. Teorik o sonsuz küçük ölçüm olurdu. Halbuki burada yine de sonlu bir ölçüm var. Ne kadar hassas aletimiz olursa olsun. Delta'ya yaklaşık eşit f üssü x del çarpı delta x'tir. Bu sonlu kaba gerçek ölçüdür. Evet. Peki sorumuz şu, problem şu. X 5'ten 5,01'e yükseldi. Onda bir %1 kadar bir fark oldu arada. %1 kadar bir büyüdü x. Bu takdirde dx nedir, dy nedir, delta x nedir, delta y nedir? Hata payı. Yani delta y ile dy arasındaki fark. Hani bu şu bizim resmimizdeki veya formülümüzdeki küçük delta çarpı delta x dediğimiz şey. İşte ona hata payı diyoruz. H. Bu da delta y eksi dy oluyor. Yani gerçek ölçümle y'deki gerçek ölçümle y'deki teorik fark arasındaki fark. Bunlar nedir diye soruyor bize. Yani hareket x 5'ten başlamış, 5'ten yola çıkmış, 5,01 bu kadar büyümüş. Bu arada neler oluyor diye soruyor. Değişimler neler diye soruyor bize. Buna bakacağız şimdi. X 0 eşit 5. Yani başlangıç 0 diye başlangıç, 1 diye de bitiş seviyesini ifade ediyoruz biliyorsunuz. X 0 eşit 5, X 1 eşittir 5,01. Güzel. O zaman delta x ne oluyor? X1 eksi x0 delta x bu. Yani 5,01 eksi 5 eşittir 0,01 oluyor. Şimdi o zaman y0'a ne oluyor? Yani fx0. Bu da f5 demek. 5'i işte fonksiyonun içine yerleştirince 3 kere 5'in karesi artı 7 kere 5 eksi 5 105 veriyor bana. y0 105'miş. Hareketin başında y'nin değeri 105'miş. Peki sonunda ne oluyor? Yani y1 ne oluyor? O da fx1. Yani fonksiyonun içine x'in bitiş değerini koyuyorum. O da f5,01 oluyor. İşte 5,01'i de fonksiyona yerleştirince, bu da tabii hesap makinesi olsa iyi olur. 3 kere 5,01'in karesi artı 7 kere 5,01 bana 105,3703 veriyor. 37,03. Virgülden sonra 4 basamak, dikkat edin. Ha, peki o zaman gerçek değişim delta y ne oluyor? Yani y1 eksi y0, bunu hemen hesaplayabilirim, gayet kolay değil mi? y1 eksi y0 105,3703 eksi 105. Ne bu? 0,3703 ya da 0,3703. Bu işte gerçek değişimdir. Peki şimdi benim yaklaştırımlarım şöyle. Delta y yaklaşık eşit dy. O da eşittir aslında. dy gerçekten eşit f üssü x dx. Bu teorik. Bu da yaklaşık eşit f üssü x çarpı delta x. Ha, o zaman ben dy'yi veya bu şekilde yaklaştırarak f üssü x delta x ile yaklaşarak, dx'i zaten bilmiyorum, sonsuz küçük bir şey ama delta x'i biliyorum. Bunu türevle çarparak dy'nin dolayısıyla da delta y'nin yaklaşık bir ölçüsünü bulabilirim. Bulayım. Bakayım ne çıkıyor. dy yaklaşık eşittir. F üssü x 0 delta x olduğuna göre 6 kere x 0 artı 7 çarpı 0,01 demektir bu. Yani 6 kere 5 artı 7 çarpı 0,01'dir. 6 kere 5 37, daha 37. 37 çarpı 0,01 0,37 verir. Bu da işte yaklaşık değişimdir. Yani delta y'yi tam gerçek değişim olarak alırsam dy'yi de ona yaklaşık değişim olarak hesaplamış oluyorum. O da 0,37. Peki hata payı nedir? Yani delta y ile dy arasındaki fark alırsam işte 0,3703 eksi 0,37 bana ne verir? 0,0003, yani 10 binde 3. Demek ki bu işi yapmakla ancak 10 binde 3 hata yapıyorum. Hiç fena değil, çok küçük bir hata değil mi? Ha, neye şey yapar bu? Çok mu küçük geldi? Ya da büyük mü? Ne iş yaptığımıza göre değişir. Şayet şey yapıyorsak, yani milyarlarca liralık diyelim, büyük işler, büyük şeylerle uğraşıyorsak, paralarla uğraşıyorsak, o zaman bu 10 binde 3 hiçbir şey ifade etmeyebilir. İhmal edilebilir bu hata. Ama uzaya roketle insan yolluyorsak, ha, o zaman mesela Ay'a yolluyorsak 10 binde 3 hatayla o roketi
o füzeyi aya değil, ayı tutturamayız, bambaşka bir yere yollarız, adamı da öldürürüz. Dolayısıyla çok önemli bir hata olur. Ne iş yaptığımıza göre bu hatanın büyüklüğü önemsiz veya önemli olabilir. Yaptığımız işin hassaslığına göre değişir. Peki, devam edelim. Şu sayfalar çabuk değişse ne güzel olacak. Şimdi türevseller ve noktasal esneklik. Türevsellerin bir başka uygulaması noktasal esneklikte karşımıza çıkıyor. Esneklik konusunu iktisattan biraz görmüş olabiliriz. Görmemesek de önemli değil. Burada da öğreniriz. Şimdi İngilizcesi differentials and point elasticity. Tanımı nedir? Y eşit Fx ise her fonksiyonun her değişkene göre esnekliği hesaplanabilir. Y eşittir Fx diye bir fonksiyonunuz varsa Y'nin X'e göre esnekliği yani bağımlı değişkenin bağımsıza göre esnekliği buna İngilizce'de elasticity of Y, elasticity of Y with respect to X diyoruz. Elasticity of Y with respect to X. Bu şekilde adlandırılıyor. Elastisite esneklik demek. Bizdeki lastik kelimesi de işte aynı kökenden dikkat ederseniz. Ha, demek ki bunu işte küçük epsilonla gösteriyoruz. Yunan küçük e harfi epsilon. Esnekliğin elastisitenin yani gösterimi epsilon harfiyle oluyor. Ve epsilon yx diyoruz. Bu şekilde epsilon yx yazdığımız zaman bu şu anlama geliyor. X'e göre esnekliği. Hangi esnekliği nasıl hesaplayacağız filan o ayrı geleceğiz ona. Ama genel olarak esneklik böyle ifade ediliyor. Böyle gösteriliyor. Epsilon yx. Ha nedir bu? Tanım olarak bu yüzde delta y bölü yüzde delta x'tir. Yani y'deki yüzde değişim, oransal değişim bölü x'teki oransal değişim, x'teki yüzde değişim. Delta y bölü delta x'i biliyoruz. Bu değişim oranıydı. dy bölü dx'i de biliyoruz türev. Burada yüzde delta y bölü yüzde d delta x. Yani yüzde değişim bölü yüzde değişim. İşin içine bir yüzde, bir oransallık girdi şimdi. Yani direkt olarak değişimi değişime bölmüyoruz da oransal değişimi oransal değişime, yüzde değişimi yüzde değişime bölüyoruz. Peki burada soru şu. Niçin yüzde kullanırız ve niçin esneklik kullanırız? Yani türev değişim oranı, işte deltalar falan niye yetmiyor bize de böyle bir yüzde ve esneklik diye bir şey gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bizim bütün bu deltalar, d'ler, türevler, türevseller hepsi birimli büyüklükler. Birim değişirse de büyüklük değişiyor. Birimden bağımsız kılmak, karşılaştırılabilir yapmak için çeşitli büyüklükleri onları oransal olarak ifade ediyoruz, yüzde olarak ifade ediyoruz. İşte yüzde olarak, oransal olarak ifade etmenin ve dolayısıyla oradan da esneklik kullanmanın, esneklik üretmenin amacı bu. Karşılaştıracağımız şeyleri birimden bağımsız kılmak, dolayısıyla oransal değişimlerini karşılaştırabilmek. Bu çok önemli bir şey. Peki örnek, bir tane bir talep fonksiyonu veya arz fonksiyonu neyse Q'nun P'ye göre bir fonksiyonu olsun. Şeyin ne derler? Burada işte miktarın fiyata göre bir fonksiyonu olsun. Bu talep de olabilir, arz da olabilir. Hepsinin esneklikleri hesaplanabilir. Q'nun P'ye göre esnekliği, miktarın fiyata göre esnekliğini yani elasticity of Q with respect to P. Bunu hesaplamak istersek ne yapacağız? İşte bunu genel formül, genel tanım olarak epsilon QP eşittir yüzde delta Q bölü yüzde delta P olarak yüzde delta Q bölü yüzde delta P olarak ifade edeceğiz. Ama bu bir formül değil, bu daha çok bir tanım. Yani Q'deki oransal değişim bölü P'deki oransal değişim. Peki bu neye oranlayacağız bu değişimleri? Ha işte neye oranladığımıza göre esnekliğin türü değişiyor. Daha kaba, daha nasıl diyeyim? Aritmetik bir esneklik, yay esnekliği. Buna İngilizce'de arc elasticity diyoruz. Yay esnekliği. Arc elasticity. Nedir bu? Bunu küçük şeyleri yay esnekliğinin üstüne küçük bir yay koyarak göstermeye çalışıyorum. Noktasal esnekliğin de üstüne epsilonu küçük bir nokta koyarak göstereceğim.
Kitapta yok bunlar ama bu benim kendi gösterim. Hani ikisi arasında da bir fark olsun diye. Ha, nedir epsilon yx yani yay esnekliği? 100 çarpı delta y bölü y0 artı y1 bölü 2 bölü 100 çarpı delta x bölü x0 artı x1 bölü 2. Ne demek bu? Şu demek. Y'deki değişimi yani y1 eksi y0'ı neye oranlıyorum? Y'nin başlangıç ve bitiş değerlerinin ortalamasını, aritmetik ortalamasını oranlıyorum demek. Y0 artı y1 bölü 2. X'teki değişimi delta x'i x1 eksi x0 yani neye oranlıyorum? Onu da x0 artı x1 bölü 2 yani x'teki gerçek değişimin x'in başlangıç ve bitiş değerlerinin aritmetik ortalamasına oranlıyorum. Bir de iki tarafı da yüzde çarpıyorum. Yüzde olarak ifade etmek için. Yalnız dikkat edin. Burada iki taraf paydada da iki tarafta da 100 var ve iki tarafta da 2 var. Dolayısıyla bu yüzler birbirlerini, ikiler de birbirlerini götürüyor. Ne kalıyor geriye? Y1 eksi y0 bölü y0 artı y1 bölü x1 eksi x0 bölü x0 artı x1 kalıyor. Muhtemelen şeyde gördüğünüzse iktisat derslerinizde yay esnekliği olarak gördüğünüz formül bu formül olacaktır. Çıkışı da böyledir. Peki Q'nun P'ye göre esnekliğini buradan yay esnekliğini hesaplarsak nedir? İşte yüzde delta Q bölü Q0 artı Q1 bölü 2 bölü yüzde 100 çarpı delta P bölü P0 artı P1 bölü 2'dir. Bunları da sadeleştirince Q1 eksi Q0 bölü Q0 artı Q1 hepsi bölü P1 eksi P0 bölü P0 artı P1 buluruz. İşte yay esnekliği bu. Peki nokta esnekliği veya noktasal esneklik dediğimiz şey ne? Ha, orada işte işin içine daha hassas ölçüler, türevler giriyor. Bakalım. Örnek mi? Ha, evet. Şimdi nokta esnekliği yani noktasal esneklik, point elasticity dediğimiz zaman bunun İngilizcesi point elasticity, nokta esnekliği ya da noktasal esneklik Türkçe'de. Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bunu da işte epsilon yx üzerine nokta koyarak gösteriyorum. 100 çarpı dy bölü y bölü 100 çarpı dx bölü x şeklinde gösteriliyor. Bunun tanımı da bu. Burada artık değişimler, y ve x'teki değişimler sonsuz küçük. Noktasal. Onun için noktasal esneklik diyoruz buna. Bu yüzleri sadeleştirince bu aynı formülü dy bölü y bölü dx bölü x olarak ifade edebiliriz. Veya dy bölü çarpı x bölü y paydadaki bölümü terse çevirerek dy bölü dx çarpı x bölü y şeklinde ifade edebiliriz. Veya dy bölü dx bölü y bölü x şeklinde de ifade edebiliriz. Bunu aynı formülün değişik ifadeleri bunlar. Dikkat ederseniz dy bölü dx bölü y bölü x. Bu sonuncu biraz ilginç. Çünkü bu sonuncusunu aynı zamanda dy bölü dx türev yani marjinal fonksiyon y bölü x ise ortalama fonksiyon oluyor. Y fonksiyonunun x'e ortalaması. dy bölü dx de y'deki son birim değişikliğin, küçük değişikliğin x'teki son birim değişikliği oranı türev dediğimiz şey. Dolayısıyla marjinal fonksiyonun ortalama fonksiyona oranı oluyor aslında. Bakın esneklik ne kadar güzel bir şey. Marjinalin ortalamaya oranı aynı zamanda bu şekilde de bulabiliyoruz. Marjinal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon. Yani biz hani iktisatçı adayları olarak bu şekilde görebiliriz bunu. Peki esnekliğin yorumu nedir? Interpretation of elasticity. Esnekliği nasıl yorumlayacağız? Tamam hesapladık bir şekilde hesapladık. Bir şey çıktı ortaya. 1 çıktı, 0,5 çıktı, eksi 0,5 çıktı, 2 çıktı filan bir şey çıktı. Bu takdirde bunu nasıl yorumlarız? Buna bir bakalım. Bir bakalım. Bu esnekliği şu şekilde yorumluyoruz. Esnekliği mutlak değerini alarak yorumluyoruz. Epsilon yx'in mutlak değeri 0 ise o zaman burada bir ise oku vardı ama onlar çıkmamış buraya gelirken nedense yok olmuşlar. Önemli değil bakarız tekrar ekleriz.
epsilon y eksi mutlak değeri sıfırsa y x'e göre tam katı diyoruz. Y is perfectly inelastic ya da rigid with respect to x. Y is perfectly inelastic or rigid with respect to x İngilizcesi. Y x'e göre tam katı. Epsilon x'in yani esnekliğin, esneklik dikkat edin bu arada cebirsel yani artısı eksisi olabilen bir büyüklük. Bunun mutlak değerini alınca pozitif daima pozitif olarak görüyoruz. Ne oluyor? Esneklik sıfıra eşitse, mutlak değeri sıfıra eşitse y x'e göre tam katı. Yani x'te ne kadar değişiklik olursa olsun y buna cevap vermiyor, y hiç değişmiyor demek. Esnekliğin mutlak değeri birden küçükse y x'e göre az esnek veya esneksiz diyoruz. Yani x'in değişimine y daha küçük bir yüzde değişimle, oransal bir değişimle cevap veriyor. X kadar değişmiyor demek. Onun İngilizcesi de y is inelastic with respect to x diyoruz. Epsilon y x'in mutlak değeri eşit 1 olursa o zaman y x'e göre birim esnek. Yani İngilizcesi y is unit elastic with respect to x diyoruz. Ne demek bu? X'teki %1'lik bir değişime y de %1'lik bir değişimle cevap veriyor demek. Epsilon y x'in mutlak değeri birden büyük olursa o zaman y x'e göre esnek. Yani İngilizcesi y is elastic with respect to x diyoruz. Bu ne demek? Bu x'teki %1'lik bir değişime y %1'den daha büyük bir değişimle cevap veriyor. Mesela %1,5, %2 ne bileyim ben gibi bir şeyle cevap veriyor demek. Ve esneklik, dikkat edin, esnekliğin kendisi de bir limit değer olduğu için bunu sonsuza eşitleyebilirim. Sonsuz bir şeyi eşit sonsuz yazabileceğim ender durumlardan biridir. Limit eşit sonsuzdur ve ancak limit kavramları, limite bağlı olan kavramları sonsuz olarak yazabilirim. Türev ve esneklik böyle kavramlardı. Bunlar birer limit oldukları için sonsuza eşit yazabilirim esnekliği. Esneklik yx'in mutlak değeri artı sonsuz olursa da yx'e göre sonsuz esnek. Y is infinitely elastic with respect to x diyoruz. Yani ne demek bu? X'teki %1'lik bir değişimle y %sonsuz bir değişimle, korkunç bir değişimle cevap veriyor demek. Evet, yorumu da böyle şeyin, esnekliği. Bakalım şimdi bir örnek alalım ve görelim. Bu örnek üzerinde, sayısal örnek üzerinde bu dediğimiz şeyleri bir hesaplayalım bakalım. Evet. Buradaki örneğimiz Q'd eşittir 100 eksi P2P. Bir talep fonksiyonu almışız. Düz talep fonksiyonu QP'nin fonksiyonu olarak. Q'd yani talep edilen miktar eşittir 100 eksi 2P. Türevini hesaplarsak eksi 2 veriyor. Yani Q'd'nin P'ye göre eksi 2 veriyor. Gördüğünüz gibi. Ve Q'd'yi P'ye bölersek de 100 eksi 2P'yi P'ye bölmüş oluyoruz. 100 eksi 2P bölü P elde ediyoruz. Bu takdirde esneklik neye eşittir? İşte dQd bölü dP bölü Q bölü P yani türevin ortalamaya oranı. Yani eşittir eksi 2 bölü 100 eksi 2P bölü P. Bunu da ters çevirsek eksi 2P bölü 100 eksi 2P buluruz. Şurada gördüğümüz gibi eksi 2P bölü 100 eksi 2P. Burada da ikileri sadeleşince eksi P bölü 50 eksi P kalır bize. İşte Q'nun P'ye göre bu talep fonksiyonunda Q'nun P'ye göre esnekliğini bu bize. Eksi P bölü 50 eksi P. Ve dikkat edin negatif P'ler pozitifse bu şey ve P 50'den büyük olmadığı müddetçe negatif olacaktır. P 50 olunca talep 0 oluyor zaten dikkat edin. P'nin 50'den büyük olması anlamlı değil. Peki şimdi esnekliğimizin şeyi bu olduğuna göre ne olduğunu bulduk şey olarak simgesel olarak. Bunu sayısal değerlerle bir bakalım şimdi. Yani eksi p bölü 50 eksi p bizim esnekliğimizin cebirsel değerinin ifadesi. P 0 olursa burada p yerine 0 koyduğumuz zaman eksi 0 bölü 50 0'dır. Bunun mutlak değeri de 0'dır. Dolayısıyla p 0 olduğu zaman q'nun p'ye göre esnekliği tam katı oluyor. 0 oluyor. P 20 olduğu zaman 20'yi buraya yerleştirdiğimiz zaman esnekliği ne elde ediyoruz? Eksi 20 bölü 50 eksi 20. Yani eksi 20 bölü 30 yani eksi 2 bölü 3 elde ediyoruz. Cebirsel bu eksi 2 bölü 3. Pozitifi negatifi var, işareti var. Bunu mutlak değer alınca 2 bölü 3 buluyoruz ki bu mutlak değer birden küçük. Demek ki bu durumda P20 olursa
QP'ye göre az esnek oluyor. Burada aslında YX yerine QP demişsek daha iyi olur. Burada ufak bir şey olmuş, onu düzeltiriz sonra. P eşittir 25 olursa bu esneklik eksi 25 bölü 50 eksi 25, yani eksi 25 bölü 25 eksi 1 oluyor. Niye eksi? Çünkü talep fiyatla ters orantılı olduğu için. Bunun mutlak değerini aldığım zaman 1 veriyor. Dolayısıyla birim esnek. Yani bu fiyat 25 olduğu zaman onun küçük komşuluğunda fiyat %1 arttığı zaman talep ona %1'lik bir azalmayla cevap veriyor demek. P 30 olduğu zaman, fiyat 30 olduğu zaman yerine koyunca eksi 30 bölü 50 eksi 30, yani eksi 30 bölü 20, yani eksi 3 bölü 2 buluyoruz. Bu yani eksi 1,5. O zaman bunun mutlak değeri 3 bölü 2, birden büyük. O zaman işte talep fiyata göre esnek oluyor. Ne demek? Fiyatta %1 bir artış olursa talep ona %1'den fazla bir azalış, işte %1,5 bir azalışla cevap veriyor. Ve fiyat 50 olduğu zaman da bu esneklik eksi 50 bölü 50 eksi 50, yani eksi 50 bölü 0, yani sonsuz olarak çıkıyor. Başka bir deyişle mutlak değeri de artı sonsuz, sonsuz esnek oluyor. Ne demek sonsuz esnek? Fiyatta %1'lik bir değişiklik, %1'lik bir artış olduğu zaman talep tamamen yok oluyor. Eksi sonsuza gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor talep, hani ortalıkta demek. Veya fiyat %1 azalırsa talep sonun havalara çıkıyor. Gidebildiği kadar gidiyor. Sonsuz büyüyor demek. Evet. Grafikler üzerinde görürsek bunu, bu konuştuğumuz esneklikleri bir de grafikler üzerinde inceleyelim. Buradaki grafikleri ben çizdim çünkü tam şeyde notlarda veya kitapta resim bulamadım. Onun için elle çizmek zorunda kaldım. Ama fena değil, anlaşılıyor herhalde. Yine kitabımızdaki grafikler, onların benzerleri bunlar sonuçta. Peki şimdi burada y eşittir fx fonksiyonumuz var. Aşağı eğimli bir fonksiyon, bir talep fonksiyonu gibi mesela. Azalan bir fonksiyon dikkat ederseniz. Burada şeyleri nasıl göstereceğiz? Yani y eşittir fx olduğu zaman burada şeyleri gitti, bir dakika. Tamam. Evet. Böyle bir y eşittir fx fonksiyonumuz varsa esneklikleri buradan nasıl okuyacağız grafik üzerinde? Nasıl göreceğiz? Bunu öğrenelim. Bir defa ortalama fonksiyonu görmek için orijinden ilgilendiğimiz fonksiyonun ilgilendiğimiz noktasına bir ışın çıkarmak gerekir. Yani şuradaki OA ışınını, OA doğru parçasını çizmek gerekir. Bunun x ekseniyle yaptığı teta a açısı, dikkat edin. Bu OA'nın, yani orijinden çıkıp A ile birleşen, A noktasını fonksiyon üzerindeki A noktası ile birleşen ışının x ekseniyle yaptığı açıya teta a diyoruz. Bu teta a'nın tanjantı işte şu karşı kenar y0'dır. Komşu kenarda x0'dır. y0 bölü x0, yani y0'ın x0'a göre ortalaması onu verir bize. Dolayısıyla işte teta a'nın tanjantı bizim istediğimiz o ortalamadır. Ortalama fonksiyonudur. y0 bölü x0'dır. Burada da aynı şekilde. Peki türevi ne verir bize? Türevi de o a noktasından fonksiyona teğet geçen durum yine x ekseniyle yaptığı açının tanjantı verir. Yani buradaki teta m diye adlandırdığımız average ortalamadan, m de marginal sözcüklerin baş harflerinden oluşuyor. Onun için bu söz şeyler harfler kullanılmış. Bu teta m açısının, yani fonksiyona a noktasından geçen teğetin x ekseninde yaptığı açının teta m açısının tanjantı da bize neyi verir? Türevi verir işte. dy bölü dx'i verir. Şu. Evet. Aslına bakarsanız burada şöyle görmek lazım. Tabii ben burada burada oluşan üçgenin iç taraflarını çizdim ama aslında bu açıyı negatif bir açı, burada yapınca negatif bir açı, yani şu açı diye düşünmek lazım aslında, ama biz tabii iç tarafını çiziyoruz sonuçta. Oradan eksi tarafa doğru gitmiş gibi düşünmek lazım. Peki şimdi ne yapacağız?
esnekliği hesaplamak için ne yapmamız lazım? Esnekliğimizin formülü bizim biliyoruz ki dy bölü dx bölü y0 bölü x0. dy bölü dx'in de bu x0 hangi noktada ise o noktadaki değerini almak lazım. Yani başlangıç noktasındaki değerini almak lazım. Türevin değeri bu. Yani marjinal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon. İşte esnekliğin bir tanımı da bir gösterimi de buydu. Peki burada nedir bu? İşte tanjant teta m bölü tanjant teta a'dır. Tanjant teta m bölü tanjant teta a. Bunu esneklik olarak kullanabiliriz. Ya da görmek için kullanabiliriz. Dolayısıyla şu teta a ve teta m açılarından hangisi daha büyükse onun tanjantı da daha büyük olacak mutlak değer olarak. Dolayısıyla da o taraf ağır basacaktır, o taraf büyük olacaktır. Ortalama olan teta a'nın açısı daha büyükse, teta m daha küçükse o zaman ortalama şeyden daha büyük olacaktır. Ortalama yani paydan daha büyük yani birden küçük olacaktır bu oran. Yok teta a daha küçük, teta m daha büyükse mutlak değer olarak o zaman da aynı şey olacaktır. Yani tanjant teta m, tanjant teta a'dan büyük olacaktır. O zaman da işte bu mf bölü af yani esneklik birden büyük olacaktır. Burada aynı şeyi mutlak değerlerle gösterdim. Mutlak değer teta m küçük mutlak değer teta a olursa tanjant teta m küçük tanjant teta a olacaktır. Dolayısıyla bu epsilon yx buradaki çizimde eksi 1 ile 0 arasında olacaktır. Onun mutlak değeri ise birden küçük olacaktır. Yani esneksiz az esnek olacaktır. Yok ikinci resimde gördüğümüz gibi burada bir eşkenar üçgen oluşturuyorlar yaklaşık olarak. Ben öyle çizmeye çalıştım. Burada eşkenar üçgen yani teta a ile teta m açılarının mutlak değerleri eşit. Her ne kadar bir tanesi pozitif, öbürü negatif, öbürü 90 derecenin öbür tarafında olsa da sonuçta mutlak değer olarak aynı açılar bunlar. Teta a ve teta m birbirlerine eşit ise mutlak değerleri tanjantları da eşit olacaktır. Tanjant teta a, tanjant teta m'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonun bu noktadaki a noktasındaki esnekliği eksi 1 olacaktır. Mutlak değer olarak da 1'e eşit olacaktır. Yani birim esnek olacaktır burada. İşte esnekliklerin grafik üzerinde de nasıl görüleceği. Bir de artan bir fonksiyon için son bir örnek görelim. Burada da yine aynı şey. Fonksiyonumuz y eşittir fx. Bu sefer artan bir fonksiyon. Yaptığımız şey yine aynı. Ortalamayı yani paydayı bulmak için orijinden A noktasına bir ışın gönderiyoruz. Onun x ekseninde yaptığı açının tanjantı ortalamayı veriyor bize. Yani x0 ile A arasındaki çizginin 0 ile x0 arasındaki çizgi yani karşı kenarın komşu kenarına bölümü bize işte tanjant teta a'yı veriyor. Burada da bu şekilde. Peki teta m'yi ne veriyor? Yine A noktasından fonksiyona çizdiğimiz teğetin x ekseniyle yaptığı açı teta m de burada. Bu da aynı şekilde işte şey bu teğet bu. Teta m de yok şurada aynı burada. O şeyle orijinden çıkanla aynı oluyor teğet. Dolayısıyla burada teta a ile teta m eşit oluyor. Peki teta a ve teta m birbirinden farklı olduğu yerde hangisinin mutlak değeri büyükse o taraf götürecek işi. Dolayısıyla da mutlak değer teta m burada teta m açısı dikkat ederseniz teta a'ya göre daha büyük, daha geniş. Onun için de mutlak değer teta m büyük, mutlak değer teta a'dır. Dolayısıyla tanjant teta m büyüktür, tanjant teta a'dır. Dolayısıyla esneklik yx burada büyük 1'dir. Burada pozitif esneklik dikkat ederseniz eğim de pozitif. Mutlak değeri de birden büyüktür. Dolayısıyla bu fonksiyon esnek bir fonksiyondur. X artınca %1 artınca y ona göre yüzde daha büyük birden büyük bir artışla cevap verir. Yok burada olduğu gibi orijinden çıkan ışınla teğet aynı ışın olduğu için teta a teta m'ye eşit. Dolayısıyla tanjant teta a tanjant teta m'ye eşit mutlak değer olarak da. Dolayısıyla epsilon yx yani esneklik 1'e eşit. Mutlak değer de 1'e eşit. Bu da birim esnek bir durum. Artan bir fonksiyonu birim esnek bir durumun gösterimi. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın da aynı dersi anlatacağım. Çarşamba, Perşembe başka konulara geçeceğiz. Herkese iyi günler.